Sokrates'ten herkese merhabalar. Derbinin katkılarıyla hazırladığımız reaksiyonun yeni bölümünde Fenerbahçe ile eşleşmesini konuşacağız. Ben Arhan Atapilavoğlu, sevgili Erman Yaşar'la birlikte sıcağı sıcağına karşılaşmayı değerlendireceğiz. Sevgili Erman Yaşar, hayli gitgelli bir e, maç oldu. Fenerbahçe çok da yaklaşmıştı tura ama... Son dakika Alastair Walden'in eline çarpan talihsiz bir top ve e, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek bir Fenerbahçe. İlk gözüne çarpan şeylerle sana pas atayım. Zaten detaylı bir şekilde konuşacağız. Arancım selamlar öncelikle tekrardan seninle de. Bu yeni stüdyoda evet. 24-25 sezonun ilk yayını. Aynen öyle. Bize nasip oldu. Bol, Sevgili bol. Emre Özcan'la açmıştık ama Sokrates'in çatısı altında. Evet o, o, o Sokrates değil. Evet, aynen öyle. <laughs> Emre Özcan YouTube kanalı evet. ki o da bugün 50 bin takipçiye ulaştı. Bu Buradan da hemen hatırlatalım. Emre Özcan YouTube kanalına da lütfen evet. abone olunuz. Cumartesi, pazar ee, canlı yayınlar var. Sokrates'in yayın takviminde e, burada seninle birlikteyiz. Ya şöyle yani ilk aklıma gelenler aslında iki maçı bir bütün olarak düşünürsek Fransa'da Valencien'de 90 dakika Kadıköy'de 120 dakika toplam 210 dakika bir kere şunu gördük iki denk takım bu turda karşı karşıya geliyor. Yani biraz oyun, oyun da tabi zaman zaman belirledi ama anların kırılmaların şans faktörünün de belirlediği iki takımdan birinin diğerine anormal bir üstünlük koyamadığı bir 210 dakika. Süreçler var. Ee, Fransa'daki maçta da Lille'in istediklerini daha iyi yaptı Fenerbahçe'nin oyuna daha hakim olduğu, bugün de Lille'in istediklerini daha çok yaptığı, Fenerbahçe'nin istediği gibi gittiği oyunun. Ama bu 210 dakika bana şunu gösterdi. Hakikaten iki takımı tartıya koyduğunda terazi böyle duruyor. O yüzden çok detayların e, belirleyeceği e, bir eşleşme gibi gözüküyordu ve detaylar belirledi. E, ve maalesef özellikle de Fenerbahçe e, medyası da, Fenerbahçeli taraftarlar arkadaşlarıma da baktım hemen maç bitiminde. E, maalesef Fenerbahçe için bu kırılma anları bir süredir e, şanssız ya da işte kötü sonuca giden taraf oluyor. Geçen seneki konferans elenişi e, daha çok örneği var bunun. Ee, ve burada da öyle oldu. Şimdi ilk maçta da Fenerbahçe şanssız goller yedi. Ee, Osterwalde'nin bir önce Ferdi'nin hatası sonrasında Osterwalde'nin hatası bugün hata artı şanssızlık e, evet. birlikteliği hatta Osterwalde'nin ilk maçtaki golü için de aynısını söylemek hmm. lazım. İkinci gol de aslında ee, Fransa'daki Öyle, öyle yine Ferdi'nin kaptırdığı sonrasında son saniyede e, biraz Lilin kısmetli de oldu ama ona bakarsan Fenerbahçe de bugün e, oyunu rakip kaleye yığdı, pozisyonlar buldu ama golü buluşu Fenerbahçe'nin de aslında e, bir şans topu oldu. Onu da söylemek lazım. Anlatmaya çalıştığım şey genel olarak çok yakın geçen bir turu birkaç detay belirledi ve maalesef bu Fenerbahçe'nin aleyhine oldu. E, şimdi olumlu şeyler var Fenerbahçe'ye dair bu maçta gözlediğim olumsuz şeyler var. Ee, hangisinden başlayayım bilmiyorum istiyorsan ee, olumsuzlardan başlayalım. Bence de olumsuzlardan başlayalım çünkü şöyle gördüm ben de özellikle İstanbul'daki maçı e, bölümlere çok ayrılabilecek bir maçtı. Yani ilk yarıda bence Lil orta say çok rahat geçti. İstediklerini biraz daha yapmaya yakın taraftı. İkinci yarıda değişikliklerle birlikte Fenerbahçe e, oyunu son dakikalarda iyiden iyi ele aldı. E, Dilersen biraz olumsuzlardan başlayalım sonra yavaş yavaş olumlulara geçelim. %100 katılıyorum söylediklerine. Bence de ilk yarı Fenerbahçe için zaman zaman pozisyonlar bulsa da ve hmm. gerçekten son yılların en iyi Kadıköy atmosferi vardı. Fenerbahçe taraftarını o konuda tebrik etmek lazım. Ama oyunu yine durdurdukları için evet. tıpkı eee Seviye, e, maçı seviye maçında olduğu gibi o anlamda da biz istemedelim. Yani bu takımın e, hızını, oyun arzusunu zaman zaman durduruyorlar ama ilk yarıda takımı ateşleyen de benim çok uzun zamandır belki 4-5 senedir Kadıköy'de gördüğüm en iyi Fenerbahçe tribünü vardı. Fakat ya Jose Mourinho şunu demiş. ya Bu takım Bruno Genesio zaten savunmadan pasla çıkmaya takıntılı bir adam. Biz öndeki baskımızı dinç tutalım. Sıkı bir baskı yapalım. İlk maçta da zaman zaman çıkarken kaptırdıkları toplar onlar için problem olmuştu. Yine bu problemi onlara gösterebiliriz. Fakat burada şöyle bir sıkıntı oldu. Baskıdan çok iyi çıktılar. Evet. Çok iyi çıktılar. Yani e, burada Möni'ye de zaman zaman ayak kalitesiyle diye Kite'de ama asıl... E, Thiago Santos bence... Thiago Santos çok iyiydi ve Kabea evet. e, her türlü yönlendirmeyi yaptı. Yani Fenerbahçe 3-4 oyuncuyla e, Lilin arka tarafına bastığında oradan önce savunma adamları sonra da Kabea'yla çok iyi çıktılar ve tabii bu kadar atlet ve bu kadar driplingçi bir takım sizin önde 3-4 oyuncuyla baskınızı böyle kırabildiği ve böyle aşabildiği zaman başınız dertte demektir. Hmm. Fenerbahçe'nin başının derde girdiği anlarda oldu ilk yarıda ama e, sonlandıramadı Lille. Fakat burada işte Fenerbahçe adına olumsuzlukları e, konuşalım derken e, şunu söylemek lazım bu saha içi bir olumsuzluk değil. Ee, yönetim ve transfer anlamında yani bugün sahaya çıkarken daha maç başlamadan yaşanan bir olumsuzluk ee, bence Fenerbahçe yıllardır Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyen ee, Jose Mourinho gibi bir markayı getirip Şampiyonlar Ligi'ne bu sefer çok ciddi e, gitme isteğini de ortaya koyan bir takım ee, kötü de oynamadı Mert Hakan Yandaş ama bu maça Mert Hakan Yandaş'la çıkmamalı 91. dakikada 3 forvet artık gerek kalmamışken çünkü skoru aldı dengeye geldi. Tekrardan 2 forvete geçip dönüp bir orta saha sokayım dediğinde de Bartu Elmaz'ı e, Sokmamalı. Dediğim gibi burada Mert Hakan Yandaş'a da e, Sevgili Bertu'ya da e, Kişisel olarak bir şey Söylemiyorum hı hı. ki bence dediğim gibi Mert Hakan Yandaş bu turda Zaman zaman iyi işler de yaptı özellikle ilk yarıda bu maçta Ama e, Bir Fred olayını bir şekilde Fenerbahçe'nin bir netleştirmesi lazım. Çünkü Fred Fenerbahçe'ye geldiğinden beri e, çok fazla sakatlanıyor. Çok az maç kaçıran bir oyuncuyken geçen senenin de bu senenin de ya yani bu çok önemli bir maç. Evet. Yani bu, Fenerbahçe en önemli maçtır. Fenerbahçe'nin bu sene yani tabii ki Türkiye Ligi daha büyük hedeftir. Yıllardır olan hasretten dolayı ama bu da çok çok önemli bir maç. Yani kendiniz öyle ya, hiç... Şampiyonlar Ligi'nde olmasını istersiniz. E, şimdi bu maça İsmail Yüksek, Mert Hakan yandaş ee, başlamamalı bence. Ee, burada böyle bir problem var. Bu dediğim gibi saha içiyle alakalı değil. Ee, hadi başladı. Yani işte, Kurunç diye bir problem var. Ee, Jose Mourinho da içe biraz arkasını döndü gibi. Bugün oyun almadı. Evet. Yani o da tartışılabilecek bir karar. Ee, 91. dakikada acaba o girse ne olursa olsun, Bertu'ya göre daha e, deneyimli bir oyuncu olduğu için. Bir şey, fark olur muydu? Belki olmazdı, belki daha kötü olurdu. Bunları bilemiyorum. Ama Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusunu, yıldız orta saha oyuncusunu bu kadar önemli bir maça getirememesi problem. Bunun dışında e, Ferdi de büyük şanssızlık. Evet. Yani bu maçta çünkü Caden e, Ostorval ziyade Ferdiye ihtiyacınız var. Osterwalde de de bence gayet iyi oynadı i̇yi ama. Oynadı. Ferdi'nin varlığı farklı bir şey oyuna katıyor. Nasıl Fred'in varlığı oyuna farklı bir boyut katıyorsa. ilk maçı Fenerbahçe-Fransa'da 2-1 kazansaydı Ferdi'nin yerine Osterwalde ile bile yani Ferdi sağlıklıyken bile Osterwalde ile oynayabilirsiniz. Evet. Yani size çünkü bu kadar da atlet ve arkaya tık diye geçebilen bir takıma karşı Ferdi'yi ben bu maçta Ferdi değil Osterwalde'yi kullanmak istiyorum diyebilirsiniz. Ama gol atmanız lazım. Üretmeniz lazım. Ortada oynayan oyuncularınız Mert Hakan Yandaş ve e, İsmail Yüksek. Yani üretimi kısıtlı oyuncular. Alen Sen Maksimen üretimi kısıtlı bir oyuncu. Üretim yani yaratabilen bir oyuncu ama yaratma şekli farklı. Hı hı. Yani Duşan Tadiç gibi bir oyuncu değil. Baksın, kaldırsın, forvetin kafasına kondursun, hat kırsın, aralara salsın. Sen Maksimen birebir de bağlar geçer, ortaya çevirir. Şöyle bir şey söyleyeyim. 30 ee, kere topla buluşmuş sen maksimum 5 isabetli pası var. Yani zaten hmm. dribbling yapmayı çok seven ve farklı şekilde üretmeyi seven bir. Oyun. Evet ya bunları çok göreceğiz. Yani Alan San maximeni ben e, çok anlattım. Çok heyecan verici bir oyuncu. Çok hızlı bir oyuncu. Hele günündeyse gerçekten kan kusturur, azap verir karşısındaki oyuncuya. Ama e, bugün içeriye yolladığı bütün toplarda hep Son şey olmadı. Ya Ceko'nun önüne gitti ya biraz üstünden evet. geçti ya işte Tadiç arkada kaldı. Ee, o konuda bir küçük noksanı var. O son bitiricilik konusunda biraz daha takımlı olması gerekiyor. Ee, bu noktada Ferdi çok değerli. Çünkü hmm. yani Ferdi size orta sağlaşır. Oyun kurulumuna destek olur. İyi de orta yapar. Hepsini sağlayabilir. Orada Ferdi de olmayınca, e, Fred de yokken e, Fenerbahçe üretimde de problem yaşadı. Yani e, yanılmıyorsam da gole kadar hatırladığım kadarıyla 0607 civarı bir XG'si vardı Fenerbahçe'nin. Eee içeride daha fazla üretmesi gerekiyor Fenerbahçe takımının. İyi taraflara da geliyorum yavaş yavaş. Ee, gelelim ben sadece şu eklemeyi yapacaktım baba. Yani şu açıdan bence Zor bir tercihti Mourinho'nun yapması gereken. Dediğin gibi çok atletik bir takım Lille ee, ve savunma arkasına çok fazla adamla hızlı bir şekilde geçebiliyorlar. Bu da bence zaten orta sahadaki problemi yaratan şeylerden bir tanesi. Yani önde basıyorsanız geçildiğiniz takdirde çok rahat orta sahada pozisyon veriyorsunuz. Orada bir tercih yapmanız gerekiyor. Savunma hattını öne çıkartmak bir tercih ama o kadar hızlı. Orayı süpürme ihtimali var ki Lille'nin. ister istemez orta sahada boşluklar olabiliyor. Orada işte ben acaba Fred ve Osai olsaydı farklı bir şeyler olabilir miydi diye düşünmeden edemedim açıkçası. Ya zaten Jose Mourinho bunu kendisi de söyledi. Fred'i çok özledim evet. diye. Yani Fred ligimizin üstünde bir oyuncu. Ve yani Fred'i her teknik direktör özler. Fred tabii ki çok farklı olurdu. Ben o de da bana daha mantıklı bir başlangıç olurdu gibi geliyor. Senin de söylediğin gibi... Fiziğiyle, çabukluğuyla, geçişi o çıkışlarıyla, ya. geçişi savunabiliyor, e, dribling kabiliyetiyle. Girdikten sonra da bence gayet iyiydi. Ki işte ona geliyorum, Jose Mourinho e, 60-62. dakikada Türkiye'de çok hocanın yapmadığı şeyleri arka arkaya yapmaya başladı bence. Evet. E, Cesurca hamleler Ennesiri ve Osay Samuel aldı. Ya yani Osay Samuel Mert Müldür e, çok anormal bir değişiklik değil. Yani sağ bekini oyundan alıyorsun. Sarı ve kartı da var. Sarı kartı da var. Çok iyi de oynamıyor ee, ve yerine bek koyuyorsun ki dediğim gibi normalde zaten ilk 11'deki oyuncunu koyuyorsun. Orada <laughs> bir problem yok. Ama e, diğer tarafta Mert Hakan yandaşı çıkarıp e, Şimanski'yi biraz daha derinleştirip Enes Siri'yi atmak böyle bir takıma karşı cesurca bir hamleydi ve e, sonuç verdi. Alen sen Maximen 65-70'ten sonra biraz e, fazlalık. Haline, yük haline daha doğrusu fazlalıktan ziyade çünkü hala 90 dakikalık kondisyonu yok ve çok koşu üzerine çok dripling üzerine tempo üzerine oynayan bir oyuncu olduğu için e, yoruluyor. Ve Alain saint yorulduysa gerçekten sahada fazlalık. Evet. Yani birebirini yapamayacaksa, koşamayacaksa o koşuları atamayacaksa Alain Saint-Maximin... Yani Alametin farikası patlayıcılık olan bir Aynen. oyuncu. İrfan da son derece doğru bir hamile. Evet. E, 75'te yaptı ve oyunu çok daha şey getirdi biraz. Yani doldur, tam doldur boşalt değil ama daha uzun vuralım, içeri dolduralım, sekenleri alalım, orada kalabalık olalım. Yani iki tane dü dünya çapında forvet var orada. Ceko, evet. Ennesiri, Şimanski sekenlere vurabilir, İrfan oraları karıştırabilir, Friki kalabilir, şut atabilir. buna döndürdü ve Lille bu oyuna çok cevap veremedi. Evet ya bence zaten hani oyunda şu özellikle 60'ta iyiden iyiye fark edilmişti. Oyunda bir derinlik yoktu Fenerbahçe adına topsuz koşular azalmıştı. Ee, yüksekliği arttırdı ee, Mourinho el nesir hamlesiyle birlikte ve dediğin gibi orada hani doldur boşalt denmez tam bu dediğimizde ama yüksekliğin artmasıyla birlikte orta sayısı arttı. Ceza sahası içerisine biraz daha yaklaştı Fenerbahçe. Ee, onun meyvelerinde zaten aslında 60'tan sonra artan tempoyla Yavaş yavaş aldım orduyu. Yani evet şu hissi mesela maçın 65. dakikasına 60-65. dakikasına kadar çok şiddetli almıyordum. Yani Fenerbahçe maçın başında da gol atabilirdi. Pozisyonda yani çok net olmamakla beraber iç sahada baskıyla buluyordu. Ama ya e, gol her an gelebilir hissiyatını vermeye başladığı bölüm bence özellikle de İrfan'ın da e, evet. girdiği e, 74-75'ten sonraki bölüm. O ve... yüzden zaten biraz bölüm bölüm demek istedim açıkçası. Yani bence e, Fenerbahçe ilk yarıda çok iyi değildi. Yani çok fazla orta sahada pozisyon verdi Lille ama gol pozisyonları buldu. O nedenle bir 10 dakika Fenerbahçe'nin abluka altına aldığı bir sekans var ilk yarıda. Fakat ilk yarıda bence Lille daha çok istediğini yapan taraftı. İkinci yarıda da başlangıç yine biraz Lille tarafına kayıyorken Mourinho hamleleriyle dediğin gibi yavaş yavaş o abluka e, durumuna getirmeyi başardı 75'ten sonra. Bir iki tane tabii ki rakibinde rakibin de hızlı çıkmaya çalıştığı pozisyon oldu ama e, Lille'in de o bölümde böyle yani Fenerbahçe riskleri almışken yürekleri ağza getirecek bir pozisyonu ben hatırlamıyorum. İyi, iyi, Bilmiyorum iyi. yanılıyor muyum? Ben de, ee, de düşündüm ben de hatırlamıyorum. Öyle Aa, çok kötü yakalandık dediğim bir pozisyon hatırlamıyorum ve 85'te beni bayağı şaşırtan, herkesi epey şaşırtan hamlesini yaptı. Çünkü Cenk Tosun'u oyuna almak çok olabilecek bir şey kabul ama ben herhalde Jacko'yu çıkaracak evet, çünkü yorgundu da yorgun e, yaşı olan bir oyuncu 85 dakika oynamış e, forveti Cenk Ennesiri diye çiftleyecek diye düşünürken Tadic çıkarıp üçüncü bir forveti de sahaya attı çok uzun zamandır görmediğim bir şey evet. e, yani bunu Okan Buruk da zaman zaman yaptı çok uzun <laughs> zamandır görmediğim bir şey derken ama e, üç tane e, saf dokuz numara evet. yani öyle şey forvet falan da değil e, atıyorum kafadan böyle bule kenar forvet hani gibi neka gibi otar falan, gibi he, net falan değil. dokuz numara 9 numara evet. üçü de yani ceza sahası için vurucu e, ve artık orada zaten şunu söyledi yani biz ne var ne yok gideceğiz Aynen öyle. Oyunu oraya yığacağız. zaten lille e, Geriye kalmış tur geçmeleri için 7-8 dakika şey olarak da çekilecekler, içgüdüsel olarak da çekilecekler. Ben orada e, bu oyuncuların gol yeteneğine güveniyorum. E, ve hakikaten ne geldi? E, orayı kalabalıklaştırdı, oraya yığdı oyunu. İşte orada kalabalık olduğunuzda, oraya oyunu yığdığınızda o top kendi kalesine girebiliyor. Evet, oyun bir şekilde size dönüyor. Evet e... Oraya yığabilirsiniz oyunu. Ve o gol geldi. O golün gelmesiyle beraber de e, hemen hepimiz aynı şeyi düşündük. Ben de ilk dedim muhtemelen Ceko çıkacak ama kimi alacak dedim. E, herhalde kurun içi alacaktır diye düşündüm. Çünkü e, 91-92. dakikada bu maçta 1-0 öne geçtiğiniz zaman e, artık skoru dengelemiş durumdasınız. Momentum size geçmiş. İç sahada kendi evinizde yarım saat taraftarınız önünde maç oynayacaksınız. E, bunu 3 forvetle oynamanın e, maçı bu kadar riske etmenin bir anlamı yok. E, orada Jose Mourinho'nun yanında hamlesi geldi. Ve e, dediğim gibi ben biraz daha Kurunic bekliyordum ama inanılmaz da şaşırmadım. Hı. Ne yalan söyleyeyim. Yani Kurunic'in performansları da ve taraftarla olan ilişkisini de düşününce e, çok da şaşırmadım. E, üstüne de işler yine Fenerbahçe için iyi gitti. Oyuna sonradan giren Aysa Mande'nin e, gerçekten şey. e, karate. Mavi bir hareketle kırmızı kart Tam önümde oldu kimse, aynen <laughs> diye öyle. tabir edebileceğimiz. Ee, ya işte orada e, artık ikiyi yani ben penaltılara gitmesine bile çok razı değildim maçın. Bırak penaltılara gitmeden elenmeyi. Hı hı. Evet, çünkü penaltılara gittiğinde biliyorsun yani. 50 yani futbol. Ne olacağı belliydi. Ama içeride Lille 10 kişi yakalamışsın. 45-50 bin 50 bin taraftarın orada. Momentumu yakalamışsın. Ee, orada ikinci golün gelmesi lazımdı. Ee, olmadı. Yani şunu söylemem lazım işte Tadic artık oyunda değil Tadic çıktı Mert Hakan zaten çıktı ee, İsmail oyunda Şimanski oyunda ee, bir de Bertu sonradan girdi ama e, orta saha o dengeyi rakip 10 kişi olmasına rağmen bence kuramadı yani biraz uyumsuz kaldı gibi geldi bana Fenerbahçe e, bu orta sahasıyla. Çok e, yorulan bir Şimanski, gerçekten ciddi bir efor sarf etti. E, çok az oynayan, bu seviyelerde çok çaylak bir Bartu ve e, sahanın iyilerinden İsmail'le. Ama tüm bunlara rağmen maç penaltılara gidiyordu ve senin dediğin gibi iş büyük ihtimalle %50-50'ye gidecekti. Orada da programın başında da söylediğim e, anlar ki yani biz de ilk anda hiç göremedik. Zaten evet. bir bir buçuk dakika Bu çok geçti uzun, neredeyse. Ben uzun süredir yani hiç Aynen. görmüyorum aktif bir şekilde oyun devamı. Ben hatta anlamadım vardı. yani hakem dur falan. Ben acaba cevadedim evet. kulaklıkta bir problem var. Aynen ya da tribünden mi bir şey oldu yani bir uyarı mı yapacak falan yani ben hiç aklıma bile gelmedi pozisyon bir dakika geçti neredeyse fakat sonra pozisyonu görünce yani daha var sonucu vermemişti hatta var <laughs> işareti bile yapmamıştı ama e, orada evet. altı çıkıcı aşağı yukarı belliydi. E, o şanssızlık ya tabii ki hatadan. Tabii ki hata da ama e, Oscar için gerçekten bahtsız bir eşleşme oldu. Onu söyleyebilirim. Kesinlikle. Yani hani kötü ee, performans göstermemesine rağmen hep talihsizlikler peşini bırakmadı. E, yani tekrar söyleyeceğim şey şu: Ben Fenerbahçe'yi Lugano maçlarında beğenmemiştim. Adana Demirspor maçında da beğenmedim. Ne olursa olsun epey güç kaybetmiş bir takım Adana Demirspor. Evet. Kalede çok geçtiren yaşında. bir örnek 15 yaşında bir çocukla oynadılar. Ve Fenerbahçe iç sahada Jose Mourinho ile Kadıköy'de ilk maçına çıkıyor. Böyle bir takıma kapatır ve bayağı boğar baskılar diye düşünüyordum. Olmadı. Hı hı. E, Lugano maçları özellikle ikinci Rövanş Lugano'su ilk yarı. Lugano öne geçtikten sonra ikiyi de bulabilecek pozisyonlar buldu. Ben o maçta da beğenmemiştim. O maçlarda sonuçlar alındı. Lugano da elendi. Adana Demirspor'da yenildi. Adana Demirspor maçı da kazanıldı. Bu maçta daha çok beğendim Fenerbahçe. Hı hı. O maçlara göre. Hem rakibin seviyesini düşününce, Lille'in gücünü düşününce, hem takımın e, oyun arzusunu, iştahını e, ve yani Ferdi Fred gibi çok önemli silahları yokken sah sahaya koyduğu değişikliklerden sonraki arzuyu beğendim ama tabii ki problemler var. Ya sanki en e, problemli departman şu an için orta saha gözüküyor. Adana Demirspor maçında da enteresan bir üçlü denemişti. Moriniyo, Tadit Şimanski, İsmail vardı. Bugün İsmail Mert Hakan, Şimanski üçlüsü de istenilen verim veremedi. Çok fazla boşluk vardı orta sahada. İlk geliştirilmesi gereken departman orta saha gibi gözüküyor Fenerbahçe'de. Mourinho'nun açıklamaları var. Dilersen onlara bakalım Tabii. sevgili Erman Yaşar. E, ilk açıklaması takımım her şeyi denedi. Biz de denedik. Sistemi oyuncuları değiştirdik. Kısa oyundan uzun oyuna döndük ki aslında derinlik ve yükseklik Aynen, söylemiştik. ibaresini vurmaya da söylemiştik ki şöyle bir şey de söyleyeyim. E, gol olduktan sonra Mourinho şöyle yaptı. Yani sanki kafasına parmağını götürdü. Hani düşündüğüm bir şey oldu e, şeklinde. Taraftarımız takımımızın ruhuna katkı sağladı. Penaltı hakkında konuşmasam daha iyi. Çünkü son zamanlarda benim başıma gelen diğer olaylara bakınca bunun neden penaltı olduğunu sadece hakem biliyor. Vardaki de biliyor. Ben takımımla gurur duyuyorum demiş. E, Şampiyonlar Ligi'nde olmayarak ekonomik kayıp yaşadık ve dünyanın en büyük takımlarıyla oynama şansını kaybettik. Ancak Şampiyonlar Ligi'ni asla kazanamazdık. Belki bir iki büyük takımı yenerdik ama her tur bunu yapamazdık. Eğer Avrupa Ligi'nde iyi şeyler yaparsak cümlesinin devamını getirmek istemiyorum. Çünkü getirirsen başım belaya girebilir. Eğer diye başladığım cümlenin devamını merak ediyorsanız Roma seviye UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi final maçını izleyin demiş ve son olarak da şunu eklemiş: Ferdi ve Fredin ikisinin birden olmaması bizim için çok zor oldu. İkisi de yaratıcı oyuncular diyor Portekizli teknik direktör ki aslında konuştuğumuz şeylere biraz yani hoca da bizi tam. biraz doğrulamış. Evet. Ya demin de dediğim gibi yani Fredin olmadığı bir maçta e, Ferdin'in de olmaması cidden çok problem çünkü yani e, muhtemelen Mert Müldür tercihinin sebebi de o. Olabilir çünkü ne olursa olsun Mert'ten e, şey beklersin iyi bir top yollasın hı hı. geriden e, oyun kurulumuna destek olsun iyi kessin hatta geri geliyor çıktığında işte mil, turnuvanın en güzel evet, golü evet, seçildi evet. attığı gol e, o sayı bunları daha az yapabilecek bir oyuncu farklı özellikleri var dediğin gibi Mert'e göre çok daha iyi savunmacı geçişi müthiş savunur çok daha dinamik orayı çok daha işler kullanır ama ee, Jaden olunca solda, Ferdi olmayınca ben sağda en azından Mert'le biraz e, kaliteyi alayım demiş. E, evet yani bu takıma bakıyorsun e, Arhan, Ferdi ve Fred olmayınca dediğim gibi yani Alassane Maksimen de e, yaratan, hazırlayan, e, farklı türde hazırlayan bir oyuncu ama oyun kurulumuyla yaratan bir oyuncu değil. İş tamamen Tadic'in ayağına bakıyor, biraz da İsmail'in ayağına bakıyor. Evet. Şöyle bir şey söyleyeyim sevgili Erman Yaşar. Osterwold'in istatistiklerini okumak istiyorum. Bir uzaklaştırma, bir top engelleme, iki pas arası, iki tackle. Toplam 8 mücadelenin, ikili mücadelenin altısını kazanmış. İki kere faul almış. Fakat yani savunma metrikleri harika. Fakat üç tane ortası var. Bir tanesi isabetli, 3 tane uzun topu var. Bir tane isabetli. Kilit pası yok. %72 de pasla isabet oranı var. Yani kısacası şunu demek istiyorum. Şimdi sen maksimalle aynı kanadı paylaşmak çok zor bir şey. Çünkü Kanada tamamen hakim olan bir oyuncu, çizgiye basmayı seven bir oyuncu ve iç koridor kullanmanız gerekiyor onunla oynarken. Sol ayaklı iç koridoru kullanmak da çok kolay e, bir şey olmayabiliyor. Ferde olsaydı mesela Kabeya'yı da iyi deniyi geride gördük ve bence Lil'in geriden çıkışları da çok kolay olmayabilirdi. Bence ilk yarının gerçekten <laughs> faktör adamlarından biri Kabe'ya. E, o baskının aşılmasında ve Fenerbahçe'nin orta sahada zorlanmasında e, başrol oyuncularından biriydi. E, ya onlar da yani tabii yani futbol tek taraflı oynanan bir oyun değil biz temsilcimiz olduğu için Fenerbahçe odaklı konuşuyoruz ama yani e, Lille bir Şampiyonlar Ligi takımı. Evet. E, yani Fransa'da zaten e, rüştünü ispat etmiş bir takım son yıllarda özellikle. E, geçen seneki performansı da ortada. İyi bir kadro, iyi bir teknik direktörleri de var. E, gerçekten ve e, eşleşmede dediğim gibi şans faktörü biraz daha onların yanındaydı. Bugün şanssız bir gol yemiş olabilirler ama dediğim gibi. Yani, o e şanslı bir penaltı da aldılar. Şanslı okunca. bir penaltı aldılar. İlk maçta e, ilk attıkları gol ciddi şans e, golüydü. Fakat e, iyi takım. Yani Özellikle mesela ben, sahası... ben Slavia Prak'ı da beğeniyorum. Muhtemelen Slavia Prag geçmiştir turu. 0-0 gidiyordu çünkü maç. Fenerbahçe turu geçseydi Slavya Prag'la. Evet 1-0. Daha eş... geçmiş. 1-0 kazanmış zaten. Yine kazanmış. Evet. evet. Ee, Slavya Prag'la eşleşecekti. Bence Slavya Prag eşleşmesi de kolay olmayacaktı Fenerbahçe Hı -hı. için. Ama ne olursa olsun bence daha zor turu buydu. Ee, yani Lille Slavya Prag eşleşmesinde de Lille kesin şampiyonlar ligine gider demiyorum ben. Dediğim gibi hakikaten iyi takım Slavya Prag. Ee, ama e, Fenerbahçe eşleşebileceği en e, ters takımlardan yani tersten ziyade zor takımlardan biriyle eşleşti. Evet. Ve evet. bu takıma da yeterince sorun çıkardı bence yani Ben dakikada. Evet sorun çıkardığı konusunda kesinlikle katılıyorum. Yani her departmanda bence orta saha bir cevap verebildi Fenerbahçe ama orta sahada Lil hep sanki bir an, bir saniye önce davrandı Fenerbahçe'den ve çok hızlı bir şekilde e, ata üçüncü bölgeye taşıyabildi. Bu da kolay bir şey değil. Hücum sürekliliğini sağlayamıyorsunuz Kadıköy'de bunu yapmak istersiniz. İlk yarıdaki en büyük temel problemlerden birisi de buydu. Yavaş yavaş toparlayalım ekleyeceğim bir şey yoksa. Ee, yani biraz yavaş oynadı Fenerbahçe. Evet. Özellikle ilk yarıda. Belki. İlk yarıda. E, baskıyı iyi yaptı. Ama baskıdan da iyi çıkan Lille karşısında sonrasında orta sahada biraz yavaş kaldı. Ve aksiyon vermekte kabaya bir problem oldu. Ben Josu Mourinho'nun değişikliğini tekrar söylüyorum. Çok beğendim. Ee, sonuç almaya yönelik önemli zarlar attı. Ve sonucu da aldı. Evet. Yani ilk etapta aldı. Oynadığı kumar Hı -hı. tuttu. Ee, sonrasında işler yolunda da gidiyorken ve Lille 10 kişi kalmışken e, bu sefer onlar için nişan sahneyle gelen penaltı Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne doğrudan devam edecek. Evet. herhangi bir eleme oynamayacak. O yüzden bir süre maçı yok. Birkaç hafta Avrupa'da maçı maça çıkmayacak. Bu süre içerisinde bence yani takımın geri dörtlüsünde bir problem yok, kalesinde bir problem yok, yeterince forveti var. Ama senin de söylediğin gibi yani orta alanda Kuruniç'le yollar ayrılacak mı? Kim gidecek, kim kalacak? Ferdi'nin olası satışından Ferdi gidecek mi gidecekse evet. nasıl bir şey yapılacak yani Fenerbahçe'nin bir 10-15 gün içerisinde bunları netleştirmesi lazım ben oyunu yani belki uçmadı kaçmadı Fenerbahçe ama karşıdaki rakibin kalitesini de düşününce ben bugün Fenerbahçe'nin sezonun şu ana kadarki en iyi maçını oynadığını düşünüyorum yine de yani bunu söylemem lazım ama hocaya şeyle katılmıyorum yani ben penaltı gördüm pozisyonu. Bilmiyorum senin fikrin ne? Ben de penaltı gibi hissettim. Ee, yani hoca bu tarz açıklamaları sever. Evet. Benim çok favori hocam olmasına rağmen zaman zaman e, ya emin de değilim. Yani iki kere üç kere seyrettim Penaltı gibi gördüm. E, belki başka bir açısı bir şey çıkmıştır. E, ama e, sanki o pozisyonda hakemlik bir şey yok gibiydi. E, bir de yani Şampiyonlar Ligi'ni zaten kazanamazdık. Kimse de Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasını beklemiyor zaten. Porto'dan da bekliyor aslında. Ya evet ama dünya değişti. <laughs> tabii ki. Dünya değişti. Tabii. Yani Porto'yu Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaptığı zaman hoca Şampiyonlar Ligi'ne arada bazı takımlar en e, kafa, kafa, sokuyordu. En, artık, en kötü yeri yarı final yani. Artık son Juventus, dörde aynı. Artık son giden takımın 2-3 tanesi neredeyse değişmiyor. Yani City Sonra... Real falan her sene orada. Eskiden oralara Deportivo'lar girerdi. Tabii. P.S. Weintraub'unlar girerdi falan. O dünya biraz değişti tabii. Fenerbahçe için çok iyi bir renk olurdu Jose Mourinho ile Şampiyonlar Ligi'ne kalabilse. Kesinlikle. Ve parasal olarak da tabii önemli bir güç olurdu. Ama Realist e, bir hedef yine. Daha realist bir hedefe de odaklanacaktır. Kesinlikle öyle. Yani daha Fenerbahçe aslında pozisyon buldu. Keşke e, tamamlayabilseydi, şans da yanımızda olsaydı diyelim. Direktten dönen pozisyonlar da var. Ama şimdi Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek Fenerbahçe umuyoruz orada istediği başarıları elde eder. E, yavaş yavaş toparlayalım dilersen. Ağzına sağlık anancım. E, çok teşekkür ediyorum. Senin de ağzına sağlık sevgili Erman Yaşar. Seninle bir reaksiyonun daha bu sefer yeni stüdyomuzda? Evet, stüdyomuzda Sonuna geldik. Eee geçen herkese tekrardan Teşekkür edelim. Derbi'nin katkılarıyla hazırladığımız reaksiyonun bu bölümünde Fenerbahçe Lilleşleşmesi'ni konuştuk. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.